ve 239 numaralı odaya doğru gideceğiz. Ama akıllarda tek bir soru. Acaba... Biz aynı odada mı yatıyoruz? Hayır, buradan dönmek de sıkıntı. Arkadaşlar merhaba. Biraz önce bir giriş yaptım ama beğenmedim. Bunu da beğenmeyebilirim. Yani şu an havalimanındayım. Dış hatların önündeyim ama iç hatlara geçeceğim. Burada rüzgardan sığındım. Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Star Airlines üyesi Türk Hava Yolları'nın Trabzon Havalimanı'na olan uçuşuna hoş geldiniz. Evet, bizi getiren uçak burada ve hayatımda ilk kez Karadeniz'e geliyorum. Hiç. Yani Furkan'ın memleketi. Ve Trabzon'a inişten sonra direkt böyle Vodafone'dan karşıladık. Abi ne söylemek istersin? Abi Trabzon hiç beklediğim gibi çıkmadı. Pozitif ne? Anlamda yani ben biraz soğuk diye bekliyordum. Hiç olmadı. Ve 239 numaralı odaya doğru gideceğiz. Ama akıllarda tek bir soru. Acaba... Biz aynı odada mı yatıyoruz? 230 beni en alt kata vermişler. Benimki tam Türksel. Şey Vodafone. Zihinlere Vodafone serpmek için 541. Evet, 239 numaralı oda benimmiş ve ben de 239'a doğru gidiyorum ve geldim. Şöyle girelim. Kartımızı takalım. Ve kapımızı kapatalım. Evet, tabii ışıkları da sanırım açmamız gerekecek. Evet, güzel. Hemen hızlıca yerleşeyim. Sonra olaylara girişelim. Yani hatta bunu da videosunu çekeyim bilmiyorum. Ben çekeyim ya. Çekeyim isteyen izlesin yani. Bu kadarcık bir otel odası hiçbir şey yok. Onu da kartlara koyayım. İsteyen izlesin. Otelde burası arkadaşlar. Saat 8'de yemek olaylarına giriştik. Fakat ben yemeğe kalmayacağım. Ben bir acaba Trabzon'u dolaşsam mı diye çıkıyorum. O zaman ben bir Trabzon sokaklarına kendimi bir atayım. Ne varmış ne yokmuş bir bakayım. Tam çıkacaktım ki Hakkı abiye denk geldim. Ve Hakkı abiyle çıkmaya karar verdik. Dışarıya neler var neler yok diye bakmaya. O zaman ben odama gidip ceket falan almam lazım. Trabzon'un İstiklali dedi Furkan. Oraya gideceğiz dedi. Trabzon'da Meydan diye bir yer varmış. Bir de Boztepe diye bir yer varmış. İkisine bir gideceğiz. Ne var ne yok. Bakacağız. Yani hiç bilmiyorum. Saat bu arada 9. Tam 9. Şöyle gösterebiliyor muyum? Gösteriyorum. Neyle gideceğimize dair en ufak fikrimiz yok. Furkan'dan aldığımız tavsiyeyle Hakkı abiyle beraber dolmuş bekliyoruz. Selamat. Selamımızı ben erkenden okuyayım da. Furkan bize meydanda köprü altı diye bir yere gidin dedi. Hani isim olarak pek hoş gelmedi. O neydi ya? Abi motosikletimiz önünde bir bebek, arkada da anne ve baba. Aha dolmuş geliyor. Abi son dolmuş kaçta? Buradan kalkan. O yana mı? Aynı yana. Aynen. 11.45 arası. 11.45 de tamam. Tamam abi. Ve Furkan'a göre burası Trabzon'un İstiklali'ymiş. Furkan öyle dedi. Trabzon meydan ya güzelmiş. Hayda. Furkan'ın bizi gel getirdiği abi. Yerler. Trabzon Kanal mı birimine gideceğiz. Bir mekana oturduk. Burada bir şeyler işte çay falan içeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Bu arada vlog çok dümdüz böyle anlamsız bir şekilde ilerliyor olabilir arkadaşlar. Hani ne çektiğimi çünkü ben de bilmiyorum. Vlog çekme gibi bir niyetim yoktu. Her şey birden gelişti. O yüzden her şey kafama göre olacak. Amacım şöyle aslında benim bu vlogu çekmekte. Birçok vlog çekmekteki amacım bu. Hatta vlog çekme mantığı bana göre kendim adına bu.
ne yapmak istiyorum? Sadece yaşadığım şeyleri hani o zaman kronolojik sırasına göre bana hatıra kalacak bir hale getirip o hatırayı ileride izlemek istiyorum. Yani yapmak istediğim şey bu. O yüzden bu vlogları çekiyorum. Öyle. Söyleyeceklerim bitti. Biraz çay içelim. Isınalım. Trabzon meydandayım şu anda. Trabzon'da ne yapılır? Yapacak çok şey var ama biz çay içiyoruz. Kullandığımız tripodu soruyor bence abi. Merhaba abi. Canlı. Getirsene abi şunu. Allah'ını seversen ver o telefonu abi. Abi daha yeni canlı yayın olsun. Sen ne ara buldun bizi ya? Canlı yayın içinde canlı yayın. Canlı yayın üstüne bindi biraz. Hadi çek sandalye çek sen de. Tanışırız. Çay içeriz. Ve beklenmedik gelişmeler sonucunda böyle bir toplandık. Şimdi ne olacak? Şimdi ne olacağına dair en ufak bir fikrim yok. Muhtemelen otele gideceğiz, yatacağız, uyuyacağız. Yarın sabah erken kalkıp asıl olaylarımıza girişeceğiz. Bugün böyle bir Trabzon'u tanıma gibi bir şey oldu. Bir şey anlatır mıyım başka bilmiyorum. Anlatmazsam yarın görüşürüz. Anlatırsam birazdan görüşürüz. Ve dağıldıktan sonra Boztepe'ye geldik. Dağılan kişilerin toplandığı yer Boztepe. Giderken sağda. Bak neredeyiz? Boztepe'ye geldik senin tavsiyenle. Her ne kadar şu an göremeyecek falan olsa. Aynen. Önce meydan sonra Boztepe. Tavsiye ettiğin iki yere de geldik ama köprü altı bana bir tehlikeli gibi geldi. Ondan onu şey yapmadım ben. Ne bileyim köprü altına gidin ne ya? Köprü altı neresi? Neresi köprü altı? Minibüslere kalktığı yer abi. Ve işte uyuyacağız. Yarın sabah 8'de uyanacağız. İnşallah uyanabilirim. Saat şu an gösteremiyorum bana. Arkadaşlar gün bitti, pazar günü böyle bitti. Yani o zaman pazartesi yani yarın görüşürüz. Neler olacağına dair en ufak bir fikrim yok. Ve bakalım ne olacak işte bakalım. Günaydın. Saat 7:20. Kendime gelemedim. Güneş yavaş yavaş doğarken, hava aydınlanırken otelin şöyle manzarasını bir de görelim yani. Ve karşınızda Karadeniz. Güzel ya. Bence çok güzel yani. Akdeniz'i seviyorum ya. Çıksam mı dışarıya acaba? Günaydın. Bugün günlerden pazartesi ve asıl etkinliğin olacağı gün bugün. Uyandık. İşte sabah uyanışımı falan gördünüz. Bir şeyler çektim yani kendimde olduğum kadar. Şimdi hazırlandım. Birazdan check-out için gideceğim. Ardından kahvaltı falan var. Sonra bir kahvaltı yapacağız. Sonra buradan ayrılacağız. Bu ışık mavi değil. Neden mavi görünüyoruz? Ben onu hala anlamadım. Mavi mi bu? Tam beyaz değil ama bu kadar mavi de değil ya. Bilemedim. Ve kahvaltı için geldik. Herhalde burasıdır diye düşünüyorum. Ne kadar yanılabilirim ki? Değil mi? Gideyim kahvaltılık bir şeyler hemen alayım ve başlayayım. Ve Rize'ye geldik. Rize çay elindeyiz. Arkamdaki çadırda olaylar gelişecek. Şöyle bir mekan. Ne var ne yok bilmiyorum. İçeri bir girelim. Bir bakalım. Ondan sonra olaylar yine gelişir. Ve perişan haldeyim. Buradaki etkinlik bitti. Birazdan başka bir organizasyon için gideceğiz. Arkada Sayın Bakan Yardımcımız var. Böyle bir ortam. Videoyu çektim. Video yarın Çiftler.net'te yayınlanacak. Bu video ne zaman yayınlanacak bilmiyorum. O yüzden yarına çok takılmayın. Bugün 23 Aralık sanırım arkadaşlar. Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Şimdi Hakkı abiyi bulacağım. Daha doğrusu arabayı bulacağız. Ekiple birlikte buradan ayrılacağız. Ve sanırım son olayımız bu olacak. Bizim yemeğe geldik. Taç Mahal restoran sanırım burası. Burada böyle bir şeyler yiyip bundan sonra sanırım bilmiyorum. Bir yere daha uğrayıp sonra havalimanına geçeceğiz diye biliyorum. Olay bu. Şu an yaptığım şey benim. Yaptığım şeyi kendime hatırlatıcı hani ya böyle şeyi kaydetmek. Ve bunca işin ardından yemek vakti.
Abi afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hamsi. İşler bittikten sonra hamsi... Ne oldu? Hamsi dedim yalnız. Hamsi. Hamsi. Böyle çöp şişle hamsinin bileşimi hamsi oluyor abi. Hamsi oluyor abi. Hamsi yakınımdır diye bir şey var. Bilmiyorum abi. Abi bir abimiz vardı. Helal olsun orada gölde girer gerdiye diye bir şarkı söylüyordu. Karadenizli abimiz. Benim de aklıma o geldi abi. Ne abi? Helal olsun ördeğe gölde girer geldi. Nurettin Bay diye bir abimiz abi. Karadenizli yerel bir sanatçımız. Helal olsun ördeğe gölde girer geldiğe. Abi mekan çok iyi değil mi ya? Buradan dönmek de sıkıntı. Kaldık Oğuz Bey. Abi bence eğlence, ben çok seviyorum böyle aksiyonlu olayları. İn arabayı it o zaman. İterim abi ben. Ama gider mi, etkili olur mu bilmiyorum. Ben dedim yolu atlarla devam edelim diye, güldü herkes. Ben yolu atlayalım, durağa atlayalım demiştim. Bence olaysız dağlar oldu. Göreceğimiz yere gidelim. Arkaya göremediğin için araba zaten yukarı giderken araba... Evet, burada kaldık arkadaşlar. Araba yukarı gidemiyor. Tabii geriye de inemiyoruz. Cem abi, ne diyorsun halimize? Abi yani olur böyle bakalım. Burada kendi kolonimizi kuralım. Hakkı söyle yerlerde. Burada yaşamayalım. Teknoloji getirelim buraya. Olmaz acı, burada olmaz. Katırlarla mı devam edeceğiz bundan sonra? Yani yukarı doğru hareket etmeye devam ediyoruz. Şuraları bir... Aa. Bence dönelim buradan ya. Burada dönüş yeri var. Burada şimdi öyle bir şey ki yağmur bir anda yağıyor. Aynen. Daha kurtulacağız. Aynen kardeş. Sen buradan geri dönüşünü yap abi. Bak bu yer var. Hiç şey zorlamayalım. Şurada da çukur da var. Böyle mavilik yapsın mı? Yok ya, gerek yok. Bayağı geniş. Derken dondum. Küm diye ses geliyor. Gel. Hiç beklemediğimiz bir karşılamayla karşılandık. Ve şu anda geldiğimiz yerin ismi İki Çay. Beyaz çay da mı? Evet, beyaz çay. Beyaz çay mı? Tabii geldim. Aa, beyaz çay ne ya? Beyaz çay 75 lira. Abi bak, siyah çay 25 lira, beyaz çay 175 lira. Irkçılık abi. Neden böyle? Bulunduğumuz alan Doğu Karadeniz bölgesinde sadece İki Çay fabrikasında olan el yapımı yeşil çay, el yapımı siyah çay, bir de beyaz çay atölyesidir. 60 gram kalır beyaz çay. Beyaz çayı şuradan koparırsak bu da normal siyah çay. Hakkı abi. Anlık çeviriyle insanları bir dertten kurtardın abi. Ama şey çevirdi abi, Google Translate. Merhaba. Danciyi. Ve olaylar bitti. No. Havaalanına geldik. Olaylar daha yeni başlıyor dostum. İstanbul'daki olaylar yeni. Buradakiler bitti en azından. Uçağa bineceğiz, İstanbul'a gideceğiz. İstanbul yine havalimanına ineceğiz. Ve konu tamamen kapanacak arkadaşlar. O zaman olaysız dağılalım.